Bugün Angora'da çatı katı geziyoruz. Herkese merhabalar. Selam. Can Bey'le bugün Angora evlerindeyiz. Çok güzel bir çatı katı çekeceğiz. 4+2'dir. 200 küsürlerde bir metrekaresi olan şahane bir daire gezeceğiz. Hadi. Buyurun başlayalım. Bugün özellikle kaplan gözü bilekliğimi taktım. Biraz enerjiyi yükseltmek, ruh dengemizi sağlamak istiyorum. Biliyorsunuz bir hafta önce bir yay dolunayı vardı. Beni çok kötü etkiledi. Bir haftadır duygusal bunalımlardan, inçıktan kendime gelemiyorum. Size bu hafta Angora evlerindeki bu çatı duplekslerden bahsedeceğim. Bahsederken de biraz sıra ev diyorlar bunlara Angora evlerinde. Bu sıra evlerin dışarıdan bakıldığında insanlar karıştırıyor. Bilmeyenler bunlar villa mı, bina mı, işte içinde ne var falan gibi. Böyle soru işaretleri oluşabiliyor. Onlara da cevap vermek istiyorum bir taraftan. Şimdi burada tam böyle bizim çok rahat anlayabileceğimiz bir sıra ev tipi var. Neden rahat anlayabileceğimiz dedim. İki tarafla da bağlantısı yok. Yapışık olan sıra evler de var burada. Görüyoruz caddenin sağında solunda konumlu. Hı hı. Burası bu ilk üç blok. Hem ilk yapılan bloklar. Vakti zamanında satış ofisinin de gösterip sattığı daireler bunlar. Ne zaman yapıldı bunlar? 98 yılında teslim ediliyor bunlar. Aha, aha. 2002 yılında ikinci etap teslim ediliyor gibi böyle başlanıyor. Bunlar tabii yapılı teslim ediliyor. Villalar daha tamam veya ileri kaba teslim ediliyor. Dolayısıyla hani inşaat içerideki şantiye algısı bir süre daha sürmüş. Hı hı. Şimdi buradan dışarıdan baktığımızda sanki böyle iki tane ayrı blok varmış gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Ama aslında bu tek başına bir blok. İşte örnek veriyorum, bu C3 blokmuş. Tam kapıyı karşınıza aldığınızda sağ tarafta ve sol tarafta iki tane ayrı bina gibi görürsünüz. Ama aslında bunlar bitişiktir. Bir bloğun içinde 8 tane daire vardı. Her katta 2 tane daire var diye biliyorum. Değişkenlik gösterecek. Değişkenlik şimdi gösteriyor. Anlatacağım bunu. Giriş katta bahçe katları var. Şimdi bu Angora evlerinin en fazla tercih edilen tiplerinden biri de bu bahçe katlarıdır. Bahçe katlarının şurada dışarıdan gördüğünüz gibi dışarıda bir tanesinin dışarıdan girişi vardır. Burada da bir tanesinin dışarıdan girişi vardır. Bir de binanın içine girdiğiniz zaman ana kapısı içeriden olan bahçe katları var. Onlar da iç bahçe diye ayrılır. Dolayısıyla dışarıda bir, iki tane etti. İki tane de içeriden girince gördüğümüz bahçe katı var. Onlarla beraber aslında giriş katta burada 4 tane bahçe dupleks var. Ağaçlar önümüzü kapatıyor. Biraz bu tarafa doğru alayım. Şimdi binayı ikiye böldük. Sağ tarafta dedik ki bir dışarıdan girişli, bir içeriden girişli bahçe katımız var buradan bakınca. Bunlar dupleks 167 metrekare net olan 184 brütü toplayan dairelerdir. Ama iki kat da topluyor. Bunların hemen üstünde şu gördüğünüz ikinci kat onların penceresi. Fakat onun hemen üstünde ara katta bir 4+1 vardır. Bu ara kat 4+1'ler de 176 metrekare, 185 brüt veren. Gayet hani kullanıma müsait ara kat 4+1'ler. Sandviç daire derler Angora evlerinde bunlara. Sandviç daire. Yani dupleks, iki dupleksin arasında kaldığı için. Hı hı. Şimdi biz bu binanın sol köşesinde olan çatı dupleksi gezeceğiz. Onun üstünde de o ara kat 4+1'in üstünde de iki tane camlı gördüğünüz zaten çatı dupleksler var. Bu çatı dupleksler de Angora evlerinin daire niteliğinde olan ve dupleks katta veren en büyük metrekareyi sağlayan dairelerdir. 265 metrekare brüt, 245 metrekare net kullanım alanı sağlar ki içeride bazı değişiklikler göstereceğim. İçeride bazı metrekareler kazanma şanslarını anlatacağım. Bunlarla beraber bu daireler 300 metrekareye kadar çıkma şansı doğan daireler ve de işin açığı benim en sevdiğim daire tiplerinden bir tanesi. Çıkalım mı yukarıya? Buyurun. Haydi bakalım. Asansör bizi bitirdi. Can Bey, selam. Asansör hakkında tekrardan birazcık bahsetmek ister miyiz? Aslında şöyle, tabii bu daireler 98-99 2000 teslim olduğu için o zamanların teknolojisiyle asansör konmaya gerek hissedilmemiş. Zaten çok da çıkmıyorsunuz aslında, 2,5 kat çıkıyorsunuz. Evet. Fakat o detayı da göstereyim, buyurun gelin. Burada bir çöp boşluğu var.
Buraya işte çöpler konuluyor vesaire. Dilenirse bu boşluk aynı zamanda bir asansör boşluğu haline gelebiliyor. Hmm. Bütün blok boyunca devam ediyor. Dolayısıyla burayı da asansörlü hale getirmek, mümkün. Mülk sahiplerinin kendi arasında anlaşması lazım. Onun haricinde az önce de bahsettiğim gibi angora evlerinin en büyük daire tiplerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü, büyütülebilir haliyle de en büyüğü. 240 metrekare. Evet. Gerçekten büyük, cidden büyük. 245 metrekare. 245 metrekare. Salona bakalım mı şöyle hemen hızlıca? Abi kullanılan malzeme cidden çok güzel bu arada. Hani 98'de 99'da yapılmasına rağmen... Tabii burada aslına bakarsanız metrekarelerde büyütme yok. Yani içeride kaydırma, göçürme pek yok. Hı hı. Sadece... Şey değişmiş, şöminenin yeri değişmiş. Şömine biraz daha burada oluyor ama tabii burası ilk teslim edildiği halinde de değil tam olarak. Kişisel, bireysel bazı yenilemeler yapılmış ama duvar kırma, işte boşları kullanma yok o anlamda burası. Orijinal bir evdeyiz yani o anlamda burayı. İlk yapıldığı proje halindeki bir evdeyiz. Aynen. Burada böyle büyük bir balkonumuz var ve manzarası çok güzel. Angora zaten çatı katları, yani yüksek tarafta kalanların avantajı herhalde bu. Yani evet. Çok güzel bir peyzaja bakıyor. Zaten Angora genel olarak yeşil bir yer olduğu için. Çok güzel yani manzarası var. Yani site içi peyzaj muhteşem. Baktığınız zaman renkler, tonlar cezbediyor. Bir diğer taraftan bu ev özelinde konuşursak, bu blok özelinde konuşursak güvenliğe çok yakın. Hı hı. Hem güvenlik avantajı sunuyor hem bir diğer taraftan kapıdan çıkışınız çok rahat. Yani site büyük bir site. Burası az önce de hani daha evvel de bahsettiğim gibi 150 hektara yayılıyor. Hı hı. Öyle olunca hani kapıya uzak lokasyonlarda oturmak bazen sabahları iş çıkışı ve akşam iş dönüşlerinde sizi yorabilir belki, yani ufak tefek detaylar ama hani bunlar önemli detaylar. Kapıya da çok yakın olmanız bir artı. Tabii bir diğer taraftan dışarıdan da gördük, bu bloklar birbirine uzak bloklardı. O da sizi çatı katındaki terasınıza oturduğunuzda izole ve hani böyle kendi başınıza hal ve tavır sergilemenizi olanak sağlıyor. Ha burada ne yapılabiliyor onu söyleyeyim. Burada bu çatının altı boşluk, dilenirse bu kırılıp buradan bir yemek masası sığacak kadar bir yer çıkıyor. Buradan da bir göz açılıyor. Çünkü mümkün diğer taraf boşluk. Hı hı. Göz açıldığı zaman sizin bu taraftan da bir manzaranız oluşuyor. Çok güzel abi. Hadi biraz da içeri gezelim, şöyle devam edelim. Yani baksana abi, petekler falan bile hani yani 20 yıllık petekler gibi değil yani. Kullanılan malzeme gayet güzel. Alurat yani. Petekler de o zamanın en burada da bir tane daha şeyimiz var. Yine bir balkonumuz aynen, var burada. Buyurun buna da bakalım. Şöyle hatta açalım birazcık burayı. Şöyle çok da aslında hiç pisletmeden şöyle bakalım. Bakalım buyurun, hızlıca. Şimdi buranın böyle bir avantajı var. Kot olarak bu blok yukarıda oturuyor. Bir diğer taraftan arka taraftaki villalar da hep kot olarak aşağı doğru eğimli. Tabii haş maksları da 6,5-7 metre maksimum. Çok güzel bir manzarası. Öyle olunca tabii çok güzel. Oturduğunuz zaman hem şehri görüyorsunuz hem angora evlerini görüyorsunuz. Bir diğer taraftan sessiz sakin arkaya dönük, sırtınız dönük evet. Şehrin kalabalığına. Hemen buradan mutfağa bir geçişimiz var. Abi mutfak da çok ferah bu arada. Evet mutfak... Mutfak da aşırı ferah bir mutfak. Bana sorarsan angora evlerinin en kullanışlı metrekare ve karesel mutfağı. Çünkü dilenirse buraya ada mutfak yapılabiliyor. Hı hı. Şu anda da zaten ona benzer bir sistem yapılmış ama orada bir yani yemek masası sistemi hı hı. var. Hı hı. Hani orada bir yemek pişiremiyorsunuz ama dilerseniz oraya da çekmek mümkün. Burada kapının arkasında hala... İşte buzdolabı koyabileceğiniz, zaten hali hazırda da öyle değerlendirilmiş, ankastreleri koyabileceğiniz alan mümkün. Bir diğer taraftan buradan hem salon hem de mutfak bağlantısı olan buraya, o muhteşem balkona da çıkabiliyoruz. Evet, buraya çok güzel bir yemek odası, yemeğimizi yiyebileceğimiz, oradan salona geçiş yapabileceğimiz çok güzel bir yaşam alanı yapılabiliyor. Aynen. Ha bu arada değiştirmek isterseniz burada kendi anlatayım çünkü mutfağa da faydası olabilen, hı-hı. yani tamamen kişisel bir durum. Şimdi burada içe buradan baktığınız zaman buradaki pencereli bir sistem var. O da salonu biraz bölüyor gibi oluyor. Normalde oraya yemek masası gelsin diye planlamışlar salonda. Buraya gelebiliyor muyuz böyle? Dilenirse bu böyle kırılıp şuraya kadar gelebiliyor. Bu da mutfakla salonu dümdüz yapıyor. Hmm. Burada bir Fransız balkon bırakıyor. Şu kadarlık bir Fransız balkon bırakır. Bunu yapanlar var. Belki de yapan bir tane de gezeceğiz haftaya. Hmm. Burayı komple cam yapınca bir anda daha farklı bir... mini bir kış bahçesi aynen. gibi oluyor. Böyle minyatür aynen. bir kış bahçesi gibi ama aynen. çok güzel. Hadi yukarıları gezelim birazcık. Diğer tarafta odalarımız var. Odalarımız var. Doğru bak onları unuttuk. Antre çok duramadık üstünde ama antrede yine angora evlerinin en geniş karşılama antrelerinden bir tanesi. Aynen. Ne olursa olsun burası 4+2 bir daire. Cidden büyük bu arada. Hani şu an normal piyasadaki 4+2
işte 4 artı 1'lere göre gerçekten kullanım alanı çok yüksek ve yani yeni projelerde 250 metrekare üstü daireleri büyük daire diye satıyorlar. Tabii. Hani en büyük daire diye satıyorlar. Buyurun. Burada ışığımız... Elektrik yok. Burası... Hemen ben size bir ışık açayım. Şöyle. Burada böyle bir çamaşır odası gibi evet, bir yer yani yapmışlar. Aslında burası bu katın genel banyosu. Genel banyoda değişiklikler var. Yapalım bu genel banyo aslında. Karanlık olduğu için çok göremiyoruz. Hı-hı. Ama hani biz gerçekçi videolar yapmayı seviyoruz. Yani peki bir anda şey yapmadın mı? Can Bey, Angora evlerinin bu gizemli zamanlarında sizi bulduk birazcık. Buradan çıkıyormuşum. Sen hep buradaymışsın aslında. Merhaba. Hadi devam edelim. Buyurun. Burada çok güzel bir tane, evet, hatta arada, iki tane odamız hem var. Hem çamaşır makinenizi hem kurutma makinenizi, o detayı vereyim, buraya sığdırabiliyorsunuz. Dilerseniz bunu, hani bu sabit kalır, oradaki ara duvarı yıkarsınız. Yekpare bir banyoda oluyor daha büyük kullanım alanı. Hani seçmek isterseniz, öyle bir yaşantı seçmek isterseniz. Abi burada bir odamız var. Hızlı geçelim istiyorsan. Evet, hemen. Burada bu metrekarede bu şekilde konumlanmayan, bu şekilde metrekare imkanı veren ama böyle dikdörtgen olmayan 3 tane odanız var. Bu kat zaten bir 3 artı 1 daire. Evet. Yani bu katta zaten evet, tek başınıza yaşarsınız. Yani bir aile olarak zaten yaşarsınız. Abi ölü alan kullanmamışlar. Hani burayı böyle atıyorum duvar, köşe, merdiven yan tarafı evet, ama yok, hiç öyle alan yok. Her yere dolap. O banyo girişinde bile hemen direkt sol tarafında dolap kullanmışlar. Zaten buranın... Şimdi birkaç değişiklik anlatacağım. Böyle en küçük alanların bile değerlendirilmesi bu boşlukların kullanılarak metrekareye dahil edilmesini sağlıyor. Kesinlikle. Şimdi buradaki bu dolap metrekaresi hemen arkada da bir merdiven boşluğu var. Merdiven altı durumu var. Merdivenle yukarı çıkacağız birazdan. Hı hı. Merdiven altına biraz da kaydırarak oradan da biraz metrekare alarak burası daha büyük bir dolap haline gelebilir, bu birinci ihtimal. Hı hı. Bir diğer taraftan bu dolap devam edelim. Buradaki gel, yatak odasının... Ya. Bir giyinme bölümü dolabı gibi böyle devam ediyor. Burada da yine bir gömme dolap var. Dilerseniz yine merdiven altına buraya kırıp, orada da su vardı zaten az önce gördük. Buraya bir banyo yapmak ve bu odayı suite banyolu bir odaya çevirmek mümkün. Çok ağır, çok mantıklı, doğru söylüyorsun. Evet. Bu arada ya ben buraya banyo koydum işte ama evin de başka banyo ihtiyacı, bu katın genel banyo ihtiyacı var derseniz, ben şimdi onu da o odaya suite oda yapıyorum. Oradaki genel banyoyu da bu odaya yapabiliriz. Hı hı. Ve ortadaki bu küçük 5 metrekarelik alana da bir tane genel banyo koyup buradaki misafirimizi de destekleyebiliriz. Eğer hani ben banyo istiyorum, son moda teknolojiyi uydurmak istiyorum diyorsanız bunlar da mümkün. Artık zaten şöyle, o metrekareyi yeni projelerde banyo ve küvet ya da işte böyle küçük bir dolapla giyinme bölümü diye giyinme, evet, görüyoruz. Giyinme bölümü, doğru. Hadi gel çıkalım yukarıya. Buyurun. Gerçekten taşınasım geldi bu arada. Böyle tatlı benim. Çatı kat ama işte. Buranın en güzel tarafı da evet, burası desek yeridir bu arada. Gerçekten Angora evlerinin şu böyle village şeyi, yapısı ve yüksek tavanlı oluşu cidden çok güzel. Çok ya, çok country bir ortam. Çok güzel. Zaten proje country bir proje. Burada yüksek tavanınız var. Tavanın en yüksek yeri 5-10'a kadar çıkıyor. En alçak yeri de tabii beklentimizin bir tık altında 2-30'lara düşüyor. Ama zaten orada pek işimiz yok. Burada ne gibi değişiklikler yapılabilir? Şimdi bu alan ikinci hobi alanı ya da ikinci salon olarak değerlendirilmiş ilk başta teslim edilirken. Hı hı. Fakat benim başka bir odaya ihtiyacım var ya da kapalı bir alan istiyorum. Ben burada işte burayı sinema salonu yapacağım derseniz burayı kapatmak mümkün oluyor. Depo alanı ihtiyacı tarafından karşılanamadı. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Hı hı. İşte çocukların yazlıkları, kışlıkları falan derseniz bunların altı boşaltılıyor. Yine kullanabiliyoruz bunların altlarını. Çok çatı güzel boşluğu. Burada da yine aynı şekilde böyle bir depo yapabileceğiniz bir boşluk çıkartmak mümkün oluyor. Üst tarafı zaten o herhalde mutfağın üst kısmına mı geliyor birazcık? Evet, yani çatının altı boş zaten aslında. Boş. Kırınca bir boşluk var, oraya adam ediyorsunuz. Böyle çok hani bunun için ekstra izin almanıza da gerek yok. Buraya bir ayna koyarsınız, aynadan bir gizli bir kapı yaparsınız. Hani çok sorun değil. Peki bir şey soracağım. Şu aşağıdaki şömineyi hatırlıyorsun. Hı hı. O şömineyi şurada olsa güzel olmaz mıydı? Dilenirse çıkarabilirsiniz. Çıkarabiliyor muyuz? Tabii, şurada şömine çok güzel olmaz çünkü mı? Çünkü gidişat yani şöyle, o şömine aktif bir şömine. Hı hı. Ve yukarı doğru çıkıyor, çok yanıyor. Çok güzel olurdu burada şömine. Burada tabii o dönemin mimarisi 98-2002-2004 mimarileri bunlar. Bütün daire tiplerinde bir şömineniz vardır. Ankara'da soğuk bir şehir. Şeyi söylemek istiyorum. Şu an dışarısı 32 derece falan bu arada. Tabii. Ama sıcak. Ev... İnanılmaz serin, inanılmaz böyle bir şey var, ferahlık var.
Hani dışarının her yalıtımdan kaynaklanıyor bu yani. Yani hem o var hem bir diğer taraftan tabii hani bir insanların şöyle beklentileri oluyor. Yani kafada böyle şeyler canlanıyor daha doğrusu. İşte çatıya yakın olursak hem daha soğuk olur hem daha sıcak olur falan gibi ama arada kullandığınız yalıtım materyali çok önemli. Çok önemli. Burada şimdi görünce böyle ahşap çatı işte rabıta falan diyeceğiz ama vakti zamanın en kaliteli malzemesi yani. Öyle. Natürel doğal ahşap havayı ve hani soğuğu geçirmemek konusunda. İyi muhafaza ediyoruz. Aynen. Kesinlikle sıcaklığı. Bu arada ebeveyn odasındayız şu anda. Master bedroom diye hani herkesin pazarladığı. İşin açığı orada bir kocaman bir giyinme bölümü var. Sohbet esnasında tekrar döner bakarız. Burada da kocaman bir böyle ebeveyn bir banyosu var. Dilerseniz buraya çift evye yapabilirsiniz. Dilerseniz arka tarafını camlı hani daha farklı bir böyle banyo sistemi oluşturup hani buraya böyle küvet, jacuzzi koyan da o kadar metrekareyi sağlayan da gördüm. Sanki kapıyı biraz iptal edip de böyle daha böyle sürgülü yapıp şuraya direkt alınabilir aslında biliyor musunuz? Yapılabilir. Şunlar. Hepsi mümkün. Çok güzelmiş. Hani ben şu bu arada bunun arkası şu anda burada su tesisatı var ama dilerseniz çekebilirsiniz. Bunun arkası bu taraftan giyinme bölümüne gidiyor. O iki alanı birleştirebilirsiniz. Ya da ben olsam şurayı komple kırarım, açık bir alan haline getiririm. Sadece böyle cam dönüş yaparım. Aha. Çok güzel, keyifli bir... Güzel abi ya. Evet ve yani bu kat tabii ne olmuş oluyor böylelikle? Bu daire gece gündüz olarak ayrılabiliyor. Yani örnek veriyorum. Sizin arkadaşlarınız geldi. Sohbet ediyoruz biz koca adamlar olarak. Küçük adamlar yukarıda oyun oynayabilirler. Veya biz koca adamlar olarak yukarıda uyuyoruz, muhabbet ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz, belki yemek yiyoruz vesaire. Küçük adamlar aşağıda oyun oynayabilirler. Yani böyle çoklu aile yaşantısı içinde. Ev büyük abi. Hani bakma, ev sanki böyle gez bitmiyor gibi. Şu anda alt tarafla bütün bağlantımız kesilmiş durumda. Hani seslensen bana, ben herhalde salondan falan bana seslensen ben duymam seni şeyde, yatak odasında. Buradaki balkonu da göstermek istiyorum. Çünkü buranın da çok güzel bir görüntüsü var ve aynı zamanda burası da içeriye katılarak Fransızlaştırılabiliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Otursam burada yatak odasından burası da yaparım biliyor musun? Yapabilirsin. Çok güzel burası da. Bu tamamen kısmet yani ne tarafa baktığı tamamen alırkenki tercihin. Tabii doğu batı şeklinde güney doğu kuzey batı gibi oluyor burası. O da yine bizim için önemli çünkü doğuda kalan terasların büyük olması yazları daha fazla kullanım imkanı sağlıyor. Dilerseniz burayı da kırıp da komple buradan cam yapıp ben burada balkon ihtiyacım yok sadece görsel istiyorum deyip kış bahçemsi bir durum, böyle sürgülü bir şeyler de yapmak mümkün. Abi adam angora konusunda yüksek ihtisas yapıp yakında hani angora evleri konusunda böyle bir Oscar alması gereken bir adam ya. Yani proje sahibi, projeyi çizen adam şu adam kadar bilmiyordur. Yani burada neler yapılabileceğini mimar bu kadar hesaplamamıştır yani. Hadi bakalım. Buyurun. Gezmediğimiz, görmediğimiz bir yer kalmadı. Farklı detaylar, farklı şeyler çalışılabilir. Ben daha aydınlık bir üst kat istiyorum derseniz bunu kırabilirsiniz. Size yani kalmış. Sanki bu tavan kısmına böyle hani şeyler, camlar var ya, sunroof gibi yukarıdan açılmalı camlar. Evet, tabii orada şimdi şöyle bir durum var. Orada onu yapmak pek ne kadar mümkün, ne kadar değil. O açıkçası çok kolay söyleyebileceğim bir şey değil. Çünkü biz dairedeyiz. Çatıyı kırıp oradan velux açmaktan bahsettiğimiz zaman bloğun genel hal ve tavrına müdahale etmiş oluyoruz. Yani 6 kişiyi, 7 kişiyi ilgilendiren bir konu haline gelir. Ha kimse karşı çıkmaz ama çatıyla, yani daire çatısıyla villa çatısı tam aynı sistem değil. Hı hı. Dolayısıyla oradaki o mesafe çift cam falan gerektirebilir. Ama yapılabilir mi? Çok mümkün. Siz direkt çatıyla çok güzel olur ya. İrtibat halindesiniz. O zaman şömine karşısında bitirelim mi videomuzu şöminenin önünde? Tabii. Şöyle yapalım. Siz bunu alın. Siz bunu alın efendim. Ben de bunu alın. Kaplan gözü bilekliğim. Taşları toplamak için elimi yakmadan. Taşları. Taş değil de ahşapları toplamak ahşapları için elimi yakmadan kullanacağım bir eski usul bir şey tutacak ve benim elimde de oluşan tüm pisliği kaldırmak için kullandığımız bu antika kürekle beraber evet. Angora'nın en güzel çatı evet, katlarından en büyük. Ve en büyük dairelerinden. Ve en büyük dairelerinden birini gezdik bugün. Bizi izlemeye devam edin. Yakın zamanda daha güzel ve daha büyük ve daha yapılı olan birçok alternatifi daha çekeceğiz. Can Bey zaten kendisi Angora'nın artık
genel CEO'su, genel yöneticisi pozisyonuna gelmiş durumda. Beni başkan yapsalar mutlu olurum. Mutlu olurum. Olman gerekiyor bu arada. Gerçekten olman gerekiyor. Bir dönem gerekiyor. Belki olur. Buradan sesleniyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.